Evet arkadaşlar, beni duyabiliyor musunuz? Ses sorunu hallettiyse yayın görüntüsü ile ilgili bana bilgi verin lütfen. Yayın görüntüsü güzel mi? Oyunda hareket edeyim. Nasıl arkadaşlar? Görüntü güzel mi? Chat'e bakıyorum arkadaşlar. Bakmıyorum değil. Size de soruyorum. Görüntü kalitesi güzel mi? Seste sıkıntı var mı? Varsa beni uyar. Hemen yayının başını düzeltelim. Chat'e bakıyorum. On numara 5 yıldızı. Bugünkü yayınımızda 10 numara 5 yıldızı olsun. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Benle yaklaşık 2 saat sürecek bir birlikteliğiniz olacak. Hep birlikte Elder Scrolls Online oynayacağız. Hepinize keyifli bir cumartesi günü diliyorum. Yan taraftan da laptopu halledebilirsem eğer, chatteki bütün konuşmaları da okuyabileceğim. Evet arkadaşlar, birazcık önce questing yapalım. Ben size bir karakterimden bahsedeyim. Elder Scrolls daha önce yayıncılar yaptılar. Theodoric Hüseyin arkadaşımız yaptı. Yani oyunla ilgili bilgilendirmeleri o zaman öğrenmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ama ben tabii tekrardan size biraz bahsedeceğim. Oyunda 4 ana class var. Sorcerer, Nightblade, Dragon Knight ve Templar. Bu arada bayağı başım verdi. Ve öldüm. İlk ölüşü gerçekleştirdik, başardık. Şuradan laptopu ayarlayayım. Chat'i de görelim. Oyunda 4 class var dedik arkadaşlar. Fakat bu classlar daha önce oynadığımız oyunlara pek benzemiyor. Bu 4 classla da Healer, Tank, Range DPS, Melee DPS olabilirsiniz. Açıkçası oyundaki rolünüzü sizin kullanacağınız skill'ler belirliyor. Ekran en altında 5 tane aktif ability skill göreceksiniz. Bir tane de ultimate var. League of Legends'teki ultimate'e benziyor. Ve silah değişerek toplamda 12 ability ile oynayabilirsiniz. Bu sizin tercih edeceğiniz skill'ler, tercih edeceğiniz yetenekler sizin oyundaki rolünüzde belirleyici oluyor. Yani oyunun en başında seçmiyorsunuz da daha sonra oyundaki gelişimimize göre oyundaki rolünüz belli oluyor. Bu alanda da ucu çok açık bir oyun. Bir kişinin karakteri diğer bir kişininkine benzemeyebiliyor. Bazı oyuncular çok kafalarını yoruyorlar bu işe. Çok değişik karakterler yaratabiliyorlar. Benim karakterim de değişik bir karakter. Nightblade klasıyla oynuyorum ben. Daha çok böyle bir ilk duyduğumuz zaman Rogue Assassin tarzı bir klasmış gibi duruyor ama ben bu class'la caster olarak oynuyorum. Yani büyü atıyorum, spell atıyorum. Ve range, uzak mesafeli oynuyor benim karakterim. Ama kılıç kalkan kullanıyor. İşte böyle bir çorba. Böyle bir karışım. Ben memnunum. Bakalım siz de izlerken yorumlarınızı bekliyor olacağım sizin. Karakter güzel olmuş mu yoksa kötü mü? Tabi daha tamamlanmadı. Benim oyundaki seviyem biraz düşük. Şu anda 15 level'ım. Tabi 50 level olduğumuz zaman daha net anlaşılacak karakteri güzel olup olmadı. Kısmetse 50 level'ken de birlikte Elder Scrolls Online oynarız ve karakterin bitmiş halini de size gösterebilirim. Şu anda önümde 1-2 tane quest gözüküyor. Bu arada şundan bahsedeyim. Ben oyun içerisinde addonlar kullanıyorum. Chat'in hemen sağ tarafında ekranda tam olarak gözükmüyor ama zaman zaman benim health barım, stamina barım ve mana magica barım çıkıyor. O bir addon arkadaşlar. Combat Foundry, Tactical Combat Foundry addonu kullanıyorum. Onun dışında sol üstte gördüğünüz minimap normalde oyunda yok. Onu da bir addon sayesinde kullanabiliyorum. Bu tarz addonlar internette var. Oyunu oynamanızı kolaylaştırıyor.
Bu arada yarım saat, bir saat içerisinde Cyril'e gittiğim zaman benimle birlikte oynamak eğer isterseniz. Biz Devil's Backguide olarak ben ve arkadaşım Aurens Blow server'ında oynuyoruz. Ben de o server'a gireceğim. Daggerfall tarafındayız. Benimle yan yana ya da karşı karşıya oynayabilirsiniz. İçinizde beni öldürmek isteyen varsa gelip orada yakalayıp öldürebilir. Bir saat içinde gireriz oraya da. Oyun hikayesinden bahsedeyim biraz. Çokça bahsedilmiştir zaten. Ben de biraz bahsedeyim. Açıkçası şimdiye kadar oynadığımız MMORPG'lerdeki tüm questleri sanki bir torbaya koymuşlar. Torbadan da Elder Scrolls Online çıkmış. Şundan 5 tane getir, bundan 10 tane öldür, dolu. Bir ondan konuş, bir bundan konuş. Öyle bir aman aman özelliği olan bir quest var diye var. Ama genel olarak insanı yormayan questler. İlk ben bu oyunun alfasında oynadığım zaman bu questler çok zordu. İnanın yapamıyorduk yani, o kadar zordu ki. Fakat şimdi Realize öncesi, oyunun çıkmasına yakın bir tarih öncesi. Son betalardan, son ikinden olması lazım. Bayağı bir nerflediler, yani güçsüzleştirdiler. Birazcık daha oyuncular daha rahat yapabilsin diye. Aslında daha zor olduğu zaman daha zevkli oluyordu ama olsun, birazcık güçsüzleştirmişler. O yüzden açıkçası ben yaparken de çok şey yapmıyorum yani. Acaba ne bu, acaba ne bu? Dikkatli etmiyorum açıkçası. Tık 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 tıklayarak gitmeye çalışıyorum. Bu hafta biraz yoğundum, çok da giremedim oyuna. Biraz da geri kaldım açıkçası. O yüzden biraz da hızlanmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım bayağı yüksek level oldular. Hatta bizim kuilden bir arkadaşımız level 50'de oldu. Bitirdi yani. Bakalım, benim acelem yok. Ben daha uzun süre Elder Scrolls oynayabileceğimi düşünüyorum. Bizim için daha çok önemli olan zaten endgame content'i. Yani bu level 50 olana kadarki bölüm değil de level 50 olduktan sonraki bölüm beni daha çok ilgilendiriyor. Bir yandan şu mobları döveyim arkadaşlar. Bir yandan da gene karakterden bahsetmeye devam edeyim size. Bu arada laptopta proxy diye bir hata alıyor. Chat'i bir türlü görüntüleyemiyor. Ama bir yandan da halletmeye çalışacağım. Çok kötü bir üç baba denk geldim çünkü heal atıyor. Ve o sırada indi adına, evet. Birisi yetişti. Birazcık benim karakterim defansif bir karakter. Yani vurduğumu oturtan bir karakter değil. Altta 5 tane skill göreceksiniz. Ben size onlardan bahsedeyim. Hatta şöyle açayım, mouse'u da üstüne geleyim. Bu cripple dediğimiz bir skill, açıkçası oyunun en yüksek damage veren skill budur. Yani bütün klasların verdiği damage, verdiği hasar yeteneklerine baktığımız zaman en çok damage veren, en çok hasar veren skill budur. Fakat bunu bu şekilde kullanmaktan ziyade morplamak dediğimiz bir tabir var. Geliştiriyor biliyorsunuz skill'leri, yetenekleri. Bunu ben esas şimdi değil de bir aşama upgrade ettikten sonra, bir üst seviye taşıdıktan sonra daha randıman alabileceğim. Keza iki numaradaki skill Shadow Disguise aynı şekilde. Bu benim hide olmama yarıyor, yani saklanabilmeme yarıyor. Saklanmaktan sonra büyü atarak çıkarsam eğer saklanmaktan %100 critical strength vereceğim. Şu anda %70 verebiliyorum çünkü bunu da daha henüz upgrade edemedim. 3 numaradaki yetenek ise bana gelen spell'i reflect ediyor. Gerçekten caster, büyücülere karşı çok iyi bir skill. 4 numarada mage light var. Benim genel olarak spell crit vurma şansımı ve magicamı. Magicayı burada mana'ya benzetebilirsiniz, onu arttırıyor. Ayrıca etrafıma hide olmuş, saklanarak gelmiş birisi varsa onları görebilmeme yarıyor. 5 numaradaki yetenek ise beni ve yanındaki arkadaşlarımın hızlı koşmasına yarıyor. R tuşundaki ultimate ise, onu birazdan ben size kendim göstereyim en iyisi. Laptop olmadığı için arada bir chat'i açarak bakıyorum arkadaşlar. Kamera benim donabilir. Sık sık bana öyle sürpriz yapar. Kamera donarsa, seste, görüntüde bir sıkıntı olursa, biraz chat'e spamlarsanız kaçırmam. Zaten mod arkadaşlarımız da beni uyarır. Şu ultimate de olsun da onu bir göstereyim istiyorum size. Gerçekten oyundaki en sevdiğim yeteneklerden biridir.
Ben bu oyunun 4 betasına katıldığım için bütün karakterlerle oynama şansı buldum. En sonunda buna karar kıldım. Çok ölmeyi seven biri değilim yani oyunlarda. Fazla ölmem. Fazla ölmemenin içinde birazcık daha böyle survival dediğimiz beni hayatta tutabilecek karakterlerle oynamayı severim. Seviyorum yani o şekilde seviyorum. Özellikle PvP'de böyle survival karakterlerle oynamak çok daha mantıklı oluyor ki biz PvP oyuncusu olduğumuz için beni de açıkçası işin o kısmı ilgilendiriyor. Nasıl arkadaşlar? İçinizde Elder Scrolls Online oynayan var mı? Oynamayı düşünen var mı? Bakayım birazcık chat'e. Saptan da çalmış. Tabii. Var mı arkadaşlar içinizde Elder Scrolls oynayan? Selam Efsun hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Saçma bir oyun değil arkadaşlar. Elder Scrolls gayet güzel bir oyun. Sadece mesela pahalı bir oyun diyebiliriz. Henüz yeni olduğu için sorunları olan bir oyun diyebiliriz ama saçma bir oyun demeyeyim. Neden diyeceksiniz? Majör MMORPG'ler çok sık gelmiyor. Senede bir kere, iki kere geliyor. Değerini, kıymetini bilmek lazım. Artık günümüzde çoğu oyunda PvP yok. Yani oyuncuların birbirine saldırmasını istemiyor oyunlar. En son bilmiyorum beni takip ediyor musunuz? Ben Final Fantasy 14 oynuyordum arkadaşlarımla birlikte. O da mesela çok güzel oyun ama PvP yoktu yani diğer oyuncuları öldüremiyordum. Vardı da yani yok diyordum ben. Çünkü yok gibi bir şeydi. Ondan sonra biz bu oyuna gelince bize inanın ilaç gibi geldi. Canımız sıkıldığı anda tek tuşa basarak PvP'ye giriyoruz. Kapıyı çaldım ama açmadı. Kız içeriden şey yapıyor, kilitlemiş kendini. Kimseye güvenmiyorum artık ama. Ve bir dinozor gördük. Keşke düzenebilsem demiş mi? Ne güzel olmuş. Kılıç kalkanla oynamanın çok iyi geçiyor özellikleri var. Birazdan size bir insan görünümünde, bir human görünümünde bir moba rastlarsam eğer daha rahat gösterebilirim. Şu an mesela reflekti açtım. Yediğim büyülerden oradaki goblin de nasibini alıyor ve geberdi. Dinozoru da halledelim. Burada bizden bir şey yapmamızı istiyor ama bakalım ne istiyormuş. Ne diyor? Evin anahtarını bul. Ha, kız evin anahtarını kaybetmiş arkadaşlar. O yüzden şey yapmamış. Ben o kızı bir kurtarayım. Of chest'i kaçırdık adam bizden önce gelmiş. Umarım açamazsın. Ateşlerde yanasın. Çekti lan chest'in başını. Açtı vallahi. Bu chest'leri açması bir dert. Ama içinden gel çıktım. Güzel itemler, güzel eşyalar çıkabiliyor. Evin anahtarı. Ya ne bileyim ben evin anahtarı nerede? Acaba dinozorunu yutmuş olabilir mi diye bakıyorum. Yok, dinozor yutmuş.
Şu ekran üst kısmında aslında bir quest tracker gibi bir şey var. Oyundaki bütün objektiflerin ve questlerin yerini gösteriyor size. Ve yönünüzü tabii ya, kuzeye mi güneye mi? Çok ciddi hasarlar alıyorum şu gördüğünüzünden. Dino gel oğlum. Evet, goblinler çalmış. Tabii ben niye düşünemedim ki? Biliyorsunuz goblinler hırsızdır. Stay on your toes, friend. Be on guard, of course. Bunu tahmin etmem gerekirdi. Şimdi etrafı yönelim. Yolun sonu. Yolun sonu görünüyor. Evet, izleyici sayımız bayağı artmış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan yeni gelen arkadaşlar da güzel bir cumartesi günü dileyim ben. Elder Scrolls Online oynuyoruz. Yayınımızın ilk bölümünde birazcık quest, leveling, karakter gelişimi yapacağız. Yayının ikinci bölümünde ise PvP, sergide de PvP yapacağız. Öleceğiz, öldüreceğiz, kafa gözde alacağız, kale yakacağız, kale savunacağız. Müthiş adrenalin, heyecan bizi bekliyor. Sabah gerildim biraz. Bizim server çok fena. Oyunun bir numaralı server yani. En ilk sıradaki. İlk sıradaki server olduğu için de ne kadar psikopat iyi oyuncu varsa gelmiş oraya. O da sefer ayrı bir keyif oluyor yani. Karşındaki de yanındaki de iyi oyuncu olduğu zaman. Onun tadı bir başka oluyor. Birazdan görürsünüz. Son derece bilinçli bir şekilde. Hiç tanımadığım insanlarla bile yani beraber hareket edebileceğiz. Ki ben orada bizim guild arkadaşlarımızı bulurum kesin. Zaten oradan hiç çıkmıyorlar. Evet, ben quest yapmaya devam ediyorum. Şu an bir Sörland konuşuyorum. Duke yazıyor, bir şeyler diyor. Açıkçası öyle çok questleri okumak gibi bir Lord peşine düşmek gibi bir alışkanlıklarım çok benim yok. Ben daha çok hızlı bir şekilde bu leveling sürecini geçmeye çalışan tiplerdenim. Aslında bu oyunda da hiç quest yapmadan halledecektim bu işi ama servisteki XP akışını dün itibariyle azalttılar. Ve biz yine quest yapmak zorunda kaldık. Quest'i kötü değil ama bana single player bir oyunmuş gibi geliyor. MMO hissi alamıyorum yani. Quest yaparken MMO hissi pek alamıyorum. Grupla da çok kasmıyoruz. Aslında kasmak lazım. Grup içi hareket etmek lazım ama. 4 kişi oynasak bir nebze olabilir. 50 kişi oynayınca da biraz işler karışıyor. Dolar bekledin, euro çıktı. Evet, Elder Scrolls'un sürprizleri oluyor ya. Gene şikayetçiydi insanlar bugün. Zorla bir subscription almak istemiş. Gerçi tamam demiş, sonra bana ziyade edeceğim ama... Biraz açıkçası... Kuzeylerin sabrını zorlamıştır. Ben de henüz redem kodu girmediğim için... Benden bir şey istemedi, ben de bir şey vermedim. Bir akşam eve geldiğim zaman account'a giremezsiniz derse eğer o zaman parasını veririz. Acele etmeye gerek yok. Evet yine klasik. Oradan ona git, buradan buna git. Şuradan şunu getir questlerini yapıyoruz. Ben zaten şimdiye kadar sadece bir oyunda adam quest yaptım. O da Secret World. Daha önce multiplayer ekranlarına konuk olduğumuzda Secret World tanıtımını yapmıştık biz Mertan Yalçın'la birlikte. O da mesela quest olarak çok güzel bir oyundu yani.
bir single player oyundan, tek kişilikli bir oyundan daha çok bizi tatmin etti. Grup halinde bir MMO devasa online oyunu oynamamıza rağmen. Evet, şu anda bug'la karşı karşıyayız galiba. Yok, evet. Ben biraz karanlıkta kalmışım. Burada tabii kitapları okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Kesin daha önceki yayınlarda biliyorsunuz, bu kitapları okudukça yukarıda da yazdığı üzere benim bazı yeteneklerim gelişebiliyor. Bunlara çok vakit kaybetmeden hızlı hızlı okumak lazım. Yani kitabı gerçekten okumaya kalkarsak herhalde bir seneyi ancelebilir oluruz. Evet, bayağı bir yetenek geliştirdik burada. Bakıyorum, evet gidebiliriz. Nerede ben aldım şu çocuğu? Remember, keep this quiet. Just between the two of us for now. I hate to say, ever speak my thoughts exactly. Evet, yine bir git gel yapacağız. Bir şeyler istiyor bizden. Zaten bu tarz şeyler istemeseler şaşardım yani. Şunu söyleyeyim, benim karakter 5 light armor parçası, 2 heavy armor parçası giyiyor. Medium armor ben giymiyorum. Karakter özelliklerinden bahsederken yine içerideyim çok uyumlu. Gideyim tekrar. Bunu atladım. Mesela silah olarak bir farklılık yok. Nasıl bir farklılık yok? Bir kılıç olsun, bir dagger olsun, bir maul olsun, mauser. Mauser mi deniyor Türkçesi? Neyse niyese onun bir ayrımını yapmamışlar yani. One hand tek elle olması adamlar için yeterliymiş. Ekmek yiyelim. Ne diyor? Health diyor. Arttırır diyor. 35 dakika boyunca güzel. Aç karnımızı doyuralım. Quest ne istiyor anlamadım. Ha, Düşes Lakana'nın odasına git diyor. Düşesim neredesin? Düşesim. Bu oda değil. Kapıdan geçeceğiz. Sanıyorum siz de şu anda benim niye quest yapmadığımı anlamışsınızdır. Ben böyle quest'le bulmakta güçlük çekebiliyorum. Düşes neredesin? Düşes. Arkadaşlar düşesi gören var mı? Bence o burada değil. Üst katı mı varmış bakalım. Ah be canım, sen burada mıydın ya? Burnumuzun dibindeymiş kadın. Var mı çalacak bir şey? Hemen gelip açmışlar kutuyu. Hop, taktılar maktılar. Hadi gidelim. Chat'i okuyayım biraz. Beni seviyor musun, seviyor musun? Bakayım ne yazmışsınız. Kamera mı dondu? Hemen düzeltiyorum. Hemen. Evet, düzelttim. Evet arkadaşlar, chat'teyiz. Bana söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa şu anda size okuyorum. Var mı arkadaşlar ben sormak istediğiniz bir konu? He, bu War of the Roses diyorsunuz. Evet. O
oyunu çok tutmadılar ya sanki. Siz sevdiniz mi arkadaşlar o yayını izlerken? Biz böyle bir 7-8 kişi oynamaya kalktık falan. Bir seslerde sıkıntı oldu falan. Çok da tecrübeli değildik. Elde sıkıldı mı? Yok, elde sıkıldı. Sıkıcı değil canım. Olur mu hiç öyle ya? Bak birazdan ben sana nasıl adrenalin yaşatacağım. LoL'de kesebileceğim maksimum 5 tane adam. Bak şimdi ben sana nasıl 40 tane adam kesiyorum. Dermişim. Yok o kadar kesemem. Ama bakalım şansımız deneriz. 5 tane adam nerede? 40 tane adam nerede? Hatta ne 40'ı? Bazı oluyor 150-200 kişi. Kes 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 bitmiyor. Bence Elder Scrolls Online çok güzel bir oyun. Ama Elder Scrolls Online bir PvP oyunu. Yani adam öldürmeli bir oyun. Sen Elder Scrolls Online oynayıp da quest yaparak leveling sürecinde zevk almaya kalkarsan eğer oyunu sen sevmezsin. Şimdi onu bilmeden yorum yapan arkadaşlar oluyor. Evet ben de zaman zaman okuyorum. Çok ciddi internetlerinde yayınlar değil de yani yayınlanan makaleleri de okuyoruz arkadaşlar. Elder Scrolls Online bir PvP oyunu. Guild Wars 2 PvP oyunu. Warhammer 40k PvP oyunu. Bu oyunları sen tutup da işte Skyrim gibi olmamış, işte yerdeki her itemi alamıyoruz. İşte ne bileyim bazı lore'lar yanlış yapılmış dersen olmaz. O Skyrim'in yarın bir gün yenisi çıkar. Tamriel diye bir oyun çıkar. Bir şey olur. O zaman adamları eleştirirsin single player oyunda. Ama zaten hatayı nerede yapıyorsun? Tek kişilik bir oyunla devasa bir oyun karşılaştığında zaten işin en başında hata. Ve bu yüzden ben bu şeylerden atlayıp intihar ediyorum. Ama etmedim. Ölmedim. Bu oyunda düşünce az ciddi hasar alınıyor. Bazı oyunlarda alınmıyordu ama bu oyunda alınıyor. Şöyle ben bir quest farmlayayım ya. Yani. Resmen quest tarlasına geldim. Ne oluyor? Niye bana quest vermiyorsunuz? Vallahi vermiyorum. Ya o quest'i verirsin ya da seni öldürürüm. Seni uyarmıştım. Bitch. Konuş benimle bunu. Konuş benimle yavrum. İçini dök. Şu tipe bak, ork mu yavrum? Vallahi ork. Bu arada evet, reislerden hiç bahsetmezdik. Yani ırklardan. Bu oyunda birçok ırk var. Wood Elf var, High Elf var, Dark Elf var. Breton, Red Guard. Dur bakayım, ork. Ama insan yok. İnsan olamadık ya. İnsan olsa emin olun ben önce insan olurdum. Daha sonra diğerlerim olurdum ama insan yok. İlk bu oyun ben betasına girdiğim zaman tabii işte SO head gibi sıralar falan skill dokümanları bile yetenek dokümanları falan. Ya baktık bazı ırklar çok avantajlı. İnsanlar isyan ediyor falan. Biz diyor Daggerfall oynamak istiyorduk. Nasıl şimdi diğer ırkları seçebileceğiz işte. Kajitam'ın hele bir ırk vardı. İşte crit spell bonus veriyor. Crit damage bonus veriyor. Ya ben o zaman dedim ki, de bundan 5-6 ay öncesinden bahsediyoruz. Hiçbir MMORPG'de, özellikle PvP oyunuysa, ırk bonusları bir diğerinden daha fazla olmaz dedim. Olursa da bütün herkese imkan verirler. Oynayabilmek. Ha ne oldu? Pre-order yapan herkes istediği ırkla açabilir dendi ilk başta. Zaten Imperial alanlara Imperial ırkı ve istedikleri bütün ırkı açabilme hakkı verdi. Benim o bahsettiğim crit damage bonusu gibi çok mükemmel özellikler olan ırkları da nerflediler, kaldırdılar o skill'leri. Yine benim 6 ay önce söylediğime geldi. Hiçbir oyunda arkadaşlar bunu unutmayın. Irk bonusları, ırk özellikleri belirleyici faktör olmaz. Ha, bir oyunda bu eğer belirleyici faktörse zaten oyunu oynamayın. Oyunda balans, denge yok demektir. O sizin söylediğiniz ancak free to play oyunlarda olur.
bu tarz paralel satranç oyunlarda o tarz şeyler olmaz. Sonuçta nedir? Şu anda istediğim ırkı açabilirdim ama başlangıçta birazcık bana katkıda bulunabilsin diye Magicka kullanan, spell kullanan bir karakterim olduğu için benim karakterimin ırkını da söyleyeyim, Braton. Ama ben Braton açmayıp da başka bir şeyde canım ne istiyorsa açabilirdim. Hiç de önemli olmazdı. Niye? Üstüme bir armor giyerdim. O oradan kaybettim Magicka'yı, oradan hemen alırdım. Zaten bütün skill'lerde, stat'larda, her şeyde bir cap var. Cap nedir? Her şeyin bir sınırı var. Yani hiçbir şey sınırsız değil bu oyunda. Her şeyin bir sınırı olduğu için dengeli gitmek zorundasın. Oyunda zaten dengeli yapmışlar. Dengeli dengeli oynayacağız. Bak ben lafa tutuyorsunuz. Ben hiç quest beceremiyorum. Level 16 olaydım bari bir iyiydi değil mi? Şimdi gideceğiz PvP'ye. Oo, level 50'ler, level 40'lar havada uçuşuyor. Bir de bu oyunda veteran rank diye bir şey var, bilmiyor musunuz? Daha önce takip etmiş miydiniz? Level 50 olduğunuzda iş bitmiyor. Onda veteran rank koymuşlar. Quest yapmaya gene devam edebiliyorsunuz. Karakterinizi geliştirme süreci level 50 olunca bitmiyor yani. Kendi karakterini geliştirmek isteyenler geliştirmeye devam edebiliyor. Benim account'um fakir account, standart, atım yok, imperial değilim. At için para biriktiriyorum, bakayım kaç para olmuş. Oh, 8K param olmuş. 17K olduğu zaman, yani 17.000 olduğu zaman ben de bir at sahibi olabileceğim. Burada tabii atı besleyebiliyorsunuz, birazcık özelliklerini geliştirebiliyorsunuz. Benim bir atım olmadığı için, fakir olduğum için tam bilmiyorum yani at nasıl geliştiriliyor falan. Ama öğrenirim, ben atımla güzel bir ikili oluştururum. Yine bu deminki düşüşü bulamadım, yere geldik. Tabii işte ben burada hep mi yek mi düşeş mi diye bir espri yapmıyorum yani, onu yapmadım, farz ettim. İstesem yaparım ama bu tarz espriler. Bana zaman zaman chatten arkadaşım mesaj atıyor. Mesaj atıyor. Ben de onlara cevap veriyorum. Tıkı tıkı ses oradan geliyor yani. Evet, Düşeş Hanım tekrardan merhaba. Biz geldik. Evet, ne istiyorsunuz artık benden? Beni level 50 bu yapın ve yakamı rahat bırakın lütfen. Devam mı bir şey istiyorum? Trust you've earned. That was. Şimdi sayılı dolup adam kesmek vardı. Evet, şu eve gireceğiz. Şöyle bir thief edasıyla şuralardan kaydım, ettim, bir şeyler yaptım, kestirmeden gidiyorum. Muhtemelen şu ablayı öldürmek istiyorum. Abla biraz zorladı ama tamam, Allah'tan sıkıntı yok. Buradaki player arkadaşımız da yardımcı oldu. Hanımefendiyi indirdik aşağı. Var mı toplayacak bir şey? Var tabii.
Hadi çıkalım gidelim diyelim ki suikastı gerçekleştirdik. Düşüş Hanım. Where's Fallet? I wish there was something we could discuss. Oo, yeni bir quest. Wish I could sit and eat. Ver canım, ver canım. Bakayım içinde var mı sıkıntı? Kameram dondu mu? Civciv patladı mı? Level'ım 15. Küçüğüm ben daha. Bu hafta giremedim. Haftaya 50 olurum. Rast mı Daisy mi? Daisy. Rast. Daisy. İkisinin de sonunda sıkıyor demiş arkadaşımız. Doğru söylemiş ama sana bağlı. Sandbox oyun dediğimiz özgür iradeli oyunlar olduğu için bunlar sana bağlı bir şey. Oyun sana bir şey vermez. Sen oyuna bir şey vereceksin. Git adam öldür. Katil ol. Suikastçı ol. Mesaj at. Bana şu malzemeleri getirin. İstediğiniz adamı indireyim de. Bounty Hunter ol. Senin elinde. Kimle oynadığını da bağlı. Şimdi sen Daisy'yi bir benle oynasın. Ne pusular, ne pusular. Kutlar Vadisi'ne döndürüyoruz. Daisy. Arkadaşlar siz beni izliyor musunuz yoksa sohbet muhabbet biz istiyorsanız çekilelim aradan yani. Chat'e döndü. Kamera mı GG? Hemen kamerayı hallediyorum. Tamamdır arkadaşlar. Of 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 of. Nasıl görüntü geldi galiba? Ben ne yapacağım ben bu kamerayla ya? Benim kamera da başım dertte. Neyse biz oyunumuzu oynamaya devam edelim. Bak beni izleyin ama orada sadece alaktak yapmayın. Sınav yaparım bak size. Derim ki demin düşeşi için kimi öldürdük? Hadi bakayım bil de göreyim. Bilene 13.000 League of Legends RP'si. Yine chat'teyim arkadaşlar. Bir şey diyecekseniz diyebilirsiniz. Bak şu anda chat'teyim. Benim ekranda map açıldığı zaman chat'teyim demektir. Alt tab yaptım map geliyor çünkü. Ben normalde böyle chat'i böyle okuyacak insan değildim ama laptop'un bir sıkıntısı var diyor. Diyor ki proxy diyor açmıyor diyor bu sayfayı diyor. Bu yasaklar masaklar VPN, MyPN bir şeyler yükledik tabii bilgisayarlara. Gene ucu geldi bize dokundu iyi mi? YouTube'da yok. Peki arkadaşlar siz bu haftalık yayınımıza baktınız mı? Bak ben size söyleyeyim. Benden hemen sonra Şefik Akkoç sizlerle Sims'te oynayacak. Bu akşam Alp Azeza ne oynuyor? Ya bilmiyorsunuz işte. Necati ne oynuyor? Reaper of Souls çıktı. Diablo 3 oynayacak. Ya bak yayınımızı ünlem yayın diyerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit ya. Yayınları kaçırmayın. Pinti Panta, Üstad. Geçen hafta oynamıştı yine oynuyor. The Last of Souls. The Last of Us. Nasıl konuşamadım ama. Hatta Half-Life oynuyor yani bunu bilirsiniz.
Rica ediyorum. Gece ne var gece? Kapanış. Ejderha, Murat Sönmez ve Onur Kaya. Geçen hafta oynamışlar. Yine oynuyorlar. Infamous. Ben oyunun grafiklerini çok beğeniyorum ya. Infamous. Gerçekten yapan yapıyor. Yine mi düşe gittik? Düşese gideceğiz. Düşes. Düşes kalkmaz bir Allah diyeceğim şimdi yine. Kıyafet. Küfür kıyamet havada uçacak. Aa, düşüşe bir şey olmuş. Aman. Kadına sen ne yapmışlar ya? Ya ölünün arkasından hiç kötü konuşmuyor. Aa, Dük gelmiş. Dük, merhaba. Yani muhtemelen Dük, üzüldüm yani, eşini kaybettin ama yani beni bile rahat vermiyor, yakama yapıştı, kesin seni aldatıyordur o Dükçük. Yok bana git diyor, oraya git diyor, buraya gel diyor. Sanki ileride kapıya gideceğiz, bakalım kapıya da gidelim. Artık teslimat mı yapıyoruz, ne yapıyoruz, yapalım. Sonra saatlere bakayım kaç olmuş. Oo, 45 dakika olmuş arkadaşlar, biz yayına girelim. Bu kadar. Efendi efendi oynadığımız yeter bence. Birazcık da adrenalin, tutku, heyecan, kan, kafa, kol. Şimdi chat'e de yazacağım. Diyeceğim servilere geliyorum, herkes ayağına denk alsın. Kapıdan falan giriyor sanki. Bir gireyim bakayım ne diyormuş. Sonra 5 dakika sizde bir chatte lak lak yaparız. Ondan sonra verelim sayılır. Of. Buraya mı? Did your mother explain yourself? Annemin karıştırma işin içine diyecektim ama onun annesiyim ben diyorum galiba, ben ona ben diyorum yani. Böyle bir huyum yoktur ama demiş bulundum artık. Bir tuşuna bastım ve demiş bulundum. İğrenç iğrenç yaratıklar bunlar. Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Yok alevler, yok toplar. Doğru yere mi geldim, yanlış yere mi geldim? Bilemedim. Allah'tan şu sol üstte gördüğünüz mini map addon'u var. Yoksa ben quest'in yerini falan... Yok M'ye bas, yok bilmem ne. Gerçi yukarıda quest tracker gibi bir şey var ama. Tracer gibi. Başım belada. Replikti açtık. Kurtarırsam eğer iyidir ama kurtarılmadı. Neyse quest'i ben yapmış mıydım? Yaptım. Tamam. Şöyle kalkayım bir Sky Shark gördüm. Sky Shark'ın dediğini diyeceksiniz. Diyecek olursanız eğer. 3 tane Sky Shark, 1 tane skill point yapıyor. Yani 3 penaltı 1 gol gibi bir şey. Onun gibi 3 Sky Shark, 1 skill point.
Şöyle bir havalanıyorum falan, bak yakınlaştım. Oo. Havaya girdim. Şimdi şu altta şeyi gördüm. Kapıyı gördüm. Gerçi daha res var. Neyse, ben karakteri burada bırakayım. L'ye basayım. Bakın arkadaşlar, bunlar bizim campingler. Yani bu PvP serverlarına girebiliyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane server var. Bak, ev işaretini göreceksiniz zaten sol tarafında. Aures Bo bizim serverımız. Kilidi koymuş. Full diyor, giremezsin diyor. Ama tabii ki benim girdiğimi anlayınca hemen buyurun lütfen alarmı bekleyecekler bana. Ve ben gireceğim. Ve şu anda travel'ı yaptık. Evet, chat'teyim. Sizi dinliyorum. Oyunla ilgili bana sormak istediğiniz bir şey. Birazdan ölümüne bir kapışmaya gireceğim. Sizinle çok fazla ilgilenemem. Soracaksınız, şimdi sorun. Artık bana son sözleriniz. Çünkü ben dayanamıyorum. Adamın üstüne uçuveriyorum falan. Ölüyorum. Kamera mı GG? Yok canım. Ben şu an kendimi görüyorum. Bak, beni kandırmayın. Okuyorum canım. Ne yazıyorsanız okuyorum ben. Oyun ne kadar? Vallahi ben 100 liraya aldım. Başkasına karışmam. 100 TL'ye aldım. 100 TL. Tahminimce 105 liraya falan bulabilirsiniz. Aksiyonun kralını yapıyor şimdi. Kralını. Oyunda Türk oyuncusu az değil. Yo. Bizim tarafta 3 tane Türk guildi var. Devisback bizim guildimiz. Devisback.org internet sitemiz. Oradan bakabilirsiniz. Elder Scrolls Turks var. Anatolia Guild'i var. Var var. Ebonat'ta Türk Guild'leri var. Bayağı Türk oyuncu var ya. 3-5 kişinin arasına girip... Yok, çıkarım ben. Bakalım nasip kısmet. Şu an chat'e yazıyorum. Bizim Guild'e bir yazayım. Normalde şu hemen önünde duran, mavi ışık çıkan V-Shine ışınlanmaya, kaleler arasında ışınlanmaya yarıyor. Ben hariç. Yani benim dışımdaki herkes bu noktadan bu tuşa tıklayarak istediği her kaleye ışınlanabiliyor. Ama ben hariç. Bir bug var. Ve bu bug bir tek bende var. Ben buraya her girdiğim zaman en yakın kaleye yürüyerek koşmak zorunda kalıyorum. Ondan sonra ışınlanabiliyorum. Neyse, size de biraz manzarayı göstereyim. İşte bu gördüğünüz Cyrodiil map'i. Birazcık map'ten size bahsedeyim arkadaşlar. Mavi gördüğünüz taraflar Daggerfall. Sarılar Altmeri. Kırmızılar Ebonart. Mesela şu anda Daggerfall'ın kaç kalesi var? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani Altmeri'ye bakıyoruz. 3 kalesi kalmış. Ebonat'a bakıyoruz. 2, 4, 6, 7 kalesi var. Daggerfall iktidarda. İktidarda biz varız. Sabah girdiğinde inanın Daggerfall'ın hali daha bir fenaydı yani. Neredeyse 2 tane falan kale kalmıştı almadığımız. Şimdi birazdan ben arkadaşlarıma da mesaj attım. Kalenin her türlüsünü alırız. İtinayla kale alınır, itinayla adam genklenir. Kendi buildimin ventilasyonuna bir bakmak istiyorum, kimler var diye. Evet, PvP'den arkadaşlarımı görüyorum. Şöyle bir G'ye basayım, kimler olmayayım diye. Evet, bizim PvP'den arkadaşlar var mısın? Kameram gitmiş, hemen bakıyorum.
Invite Mouseman yazıyorum. Ve Mouseman'den invite'ımızı aldık. Bir daha aldık. Partiye bakıyorum. Ah, crash yedim. Evet, crash yedik. Bir de bu oyunda böyle bir sıkıntı var yani. Özellikle serverde crash yiyebiliyorsunuz. Afiyet olsun demek lazım. Yarabbi şükür demek lazım. Daha kötülüğü de görmüştük demek lazım. Benim buradan mı ambulans geçti? Yo, ben hiç duymadım. Ben hiç ambulans duymadım. Ama geçiyor sık sık. Doğrudur. Bende kulaklık var ya, belki ben o yüzden az duymuş. Siz daha net duymuş olabilirsiniz ambulansı. Yayınımızı Suriye'den yapıyorum. El Mihrat bölgesinden. Çok zor şartlar altında. Mermiler havada uçuşuyor yani. Pencereye çıkamıyorum. Şu an bir Bodrum'da sığınakta yayın yapıyorum. Lütfen bana yardım edin. Para falan gönderin bana. Herkes duydu mu ambulansı? Ben hariç herkes duymuş. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz yeni gelenler. Zinemax. Seni gidi Zinemax. Hemen bir şey yapıyor. Evet. Bakalım şu M'ye bastık mı bizim raid arkadaşlarımız, grup arkadaşlarımız neredeymiş? Aa, bak nerede toplanmışlar. Hemen bizim onların yanına gitmemiz lazım. Eyvah. Yani. Şimdi niye eyvah dedim onu size söyleyeyim. Özellikle serverdeki nehirlerde piranalar olabiliyor. Pirana. Ve suya girmenizle ölmeniz bir oluyor. Ben o yüzden her su gördüğümde şöyle bir eyvah diyorum ama Allah'tan başımıza bir iş gelmedi. Bir tarafımızı popümüzü piranaya falan kaptırmadık. Yolumuza devam ediyoruz. Şu anda benim olduğum yerde karşımıza bir düşman çıkma olasılığı çok düşük. Şu anda değil ama ilk gördüğüm kareden içeri dalıyorum. Oradaki V işaretine tıklıyorum ve cehenneme doğru yol alıyorum. Aksiyonun en çok döndüğü yere gideceğiz. Adamlarımızı takır takır keseceğiz. Her ne kadar benim böyle bir takır takır adam kesmeli karakterim olmasa da olsun. Benim de bir katkım olur illaki grubuma. Ben bu cehennem yolculuğu esnasında chat'e fazla bakamayacağım. Şimdiden duyulur. Sakın ola ki arkamdan kötü konuşmayın. Su iç. Of of. Quest yap, koş. PB'ye git, koş. Ya bu kalenin girişi nerede? Adam gibi yoldan gitmiyor, sonra böyle oluyor. Çıkayım şu yola. Ya şu oyunlarda her şey yaptılar, bir otomatik pilot yapmadılar kardeşim. Git şuraya git diye işaret edeyim, gitsin kendi. Niye öyle olmuyor? İlla beni uğraştıracak. Bir atım bile yok arkadaşlar. Yani bir atım bile yok, iki atım var dermişim. Ama diyemiyorum, espri bile yapamıyorum. Hakikaten bir atım yok. Yakın zamanda olacak. Şu anda piyadeyim. Yakında süvari mertebesine ulaşacağım.
insan gibi kaleye yoldan gidince de insan gibi bulabiliyormuşuz hakikaten. Birazcık insanlara göre bir harita yapmışlar. Peki size bir soru. Ben haftaya Titanfall mı oynayayım? Elder Scrolls Online mi oynayayım? Yoksa Call of Duty Ghost mu oynayayım? Hadi bakayım. Bir daha söylüyorum. Elder Scrolls Online mı? Titanfall mı? Call of Duty Ghost mu? Benim Call of Duty'm biliyor musunuz siz? Kamera mı? Kamera donmuyor. Aslında ben fotoğraf koyuyorum diye. Ya ne yapalım arkadaşlar? Teknik bir aksaklıktır yani. O kadar kusur kadı neyinde olur? Kızında mı olur? Bir şeyinde de olurdu yani, değil mi? Küstüm, konuşmuyor. Titanfall mı? Kov mu? Kov Ghost. Benim Call of Duty'm bilen var mı içinizde? Ben arada bir korsan yayın yapıyorum Call of Duty diye. Hiç izlemiyor musunuz siz beni ya? Benim bildiğim daha önce Call of Duty Ghost yayını ben multiplayer'de yapıldı mı? Emin olamadım şimdi açıkçası. Yapılmamış olabilir. Mesela Elder Scrolls oyunu online oyunu yayını yapıldı, onu biliyorum. Evet, kendime bir kale buldum şimdi geçeyim. Işınlandık. Welcome to hell. Şimdi isterseniz ben bir arkadaşlarımın yanına gideyim. Onlarla bir aynı kanala geçeyim. Bir sohbet, muhabbet çerçevesinde bir adam kesme operasyonu düzenleyelim. Bir de öyle bakayım bana. Selam arkadaşlar, kolay gelsin. Selam. Yayındayız canlı. Evet, şimdi Emrah'ı görüyorum, Öztel'i görüyorum. Hanginiz buradasınız? Girdin mi göktü? Şu an Ruh'a bekleyin. Ben de şu anda sizin peşinizden geleceğim. Kes Elesya'ya doğru. Bu arada şu an Emperor bizde. Bonus da var. Bonuslara bakayım neler varmış. Bak, Emperor olduğu için bizde arkadaşlar. Emperorship Elis bonusu gelmiş. Benim maksimum altımı Allah razı olsun 5 puan arttırmış. Skull'umuz var bir tane. Spell Power %5 arttırıyor. Benim arkadaşlarım çok kusura bakmayın. Sesler onların biraz bozuk geliyor. Bizim Ventrilo'dan da kaynaklanıyor. Bir de Betty Split özelliğimiz var. Ben de şimdi arkadaşlarımın yanına doğru ilerliyorum. Kaç. Ben kaptırdım, gidiyorum valla adamlara. Ben de başa çıkamayız, çok kalabalık. Ne yapayım arkadaşlar, gidip keseyim mi şunları ya? Kuradan mancınık mı sallasam diyeceğim de.
Vallahi ne güzel olur ya Özcan öyle bir şey yapsan. Çünkü gelecekler yani bu işin şeyi yok. Caydırıcı olabildiğim kadar oluyor. Ben önde duruyorum. Şimdi beni gördüler çok gelmek istemiyorlar. Ama ben ne kadar durdurabilirim yani. Bak hayvanın teki geldi mi? Yayındayız. Ama sesleriniz kötü geldiği için ben şimdi çıkacağım kanaldan. Evet, bir saldırıya uğradım ama itiraf etmeyi başardım. Şöyle haydolayım. Kombattan da çıkayım. Kesin burada bir yerde haydoldu tabii. Yemezler. Yani bekliyorum bizim taraftan insanlar gelsinler diye de. Neyse şunu öldüreyim bari. Gitti. Bekliyorum yardımcı olsun diye. Bu kadar adama ben nasıl tutayım? Hangisini öldürsem, hangisini öldürsem. Şanslıyı buldum. Benden önce öldürdüm. Ah tamam bakmış. Evet mancınık desteği de alıyoruz şu an itibariyle. Bertraf etmenin zamanı geldi. Tut. Tekrar. En sevdiğim kısma geldik arkadaşlar. Nereye kaçtınız? Ben Assassin Rogue tarzı oynamadığım halde benim karakterim Nightblade olduğu için ben tabii çok iyi hide olabiliyorum. Hide'lı olanları görebiliyorum. Yani bunun avantajlarını da ekmeğini de yiyorum tabii yani. Yemiyorum diye bir şey yok. Kuşatmaya gidiyoruz. Herkesin atı var, benim yok. Yani rezillik diz boyu. Bari hızlı koşmayı açayım da azıcık. Evet, adamların kalesine doğru gidiyoruz. Abi, çıtanı kessem ya, ne olur? Bir chat'e bakayım arkadaşlar. Kamera mı donmuş? Ne olmuş? Anlayamazsınız, kameram donuyor. Ah, kameraya bak, bir de düzelmedi. Kamera bana resmen dileniyor ya. Kamera sorunumuzu hallettik. Adam bulma sorunumuzu da halledersek eğer aksiyon bizleri bekliyor olacak. Peki ben şunu fark ettim ya. Bu kadar kişinin şu ekranın sol kısmı, üst kısmını görüyor musunuz arkadaşlar? Ona şaşırdım ve adeta bir kedi gibi merak ettim. Oraya gitmek istiyorum şu anda. Orada ne oluyor acaba? Bu adamlar nereye bakıyor?
çalışıyorum. Evet arkadaşlar, yayınımızın 1 saat 10 dakikalık süresini geride bıraktık. Bu süre zarfında 652 tane mob kestik, 13 tane quest yaptık, 45 tane adam öldürdük, 7500 farklı item'i deneme şansı bulduk, tam 32.000 kilometre yol aldık. Umarım hepiniz eğleniyorsunuzdur, keyifli bir cumartesi günü geçiriyorsunuzdur. Umarım bana içten içe laf etmiyorsunuzdur. Evet, burada gelmiş fizikler yaratık kesiyorlar. Hemen olaya müdahale oluyorum ben de. Çekil iniyorum, şöyle ben bir keseyim önce diyorum. Sinerjiler, minerjiler havada uçuşuyor. Müthiş bir enerji var şu an. Büyüler, siperler, sinerjiler. Aman tanrım, aman tanrım. Bence hiç zevkli değil. Yalan söyledim. Bir bakayım, player var mı etrafta? Player var tabi, düşman yok. Düşman esasması lazım. Grubumu takip edelim bakalım. Bahadır bir bildikleri deyip arkadaşlarımı takip etmeye devam ediyorum. Bu arada az önce yayının başında söylemiştim. Az önce dedim, yayının başında söylemiştim. Bizimle birlikte eğer oynamak isterseniz yanımızda ya da karşımızda. Serodil'de ilk sıradaki server. Arues Blow. Blow değil. Blow başka bir şey. Tövbe yarabbim. Arues Blow'da bizi bulabilirsiniz. Beni mesela kesmek mi istiyorsun? Gel kes de göreyim. Hadi. Ebrant ya da Altmer isen buyur gel. Ya ayağım altı artık arkadaşlar, inanır mısınız? Su topladı, mantar oldu. Ayak odunla benzediyor. Kösele gibi oldu. Ayak ayaklıktan çıktı. Ben insanlıktan çıktım zaten. Breton benim ırkım. Hiç halimizi beğenmiyorum yani. Benim ayaklarımın halini hiç beğenmiyorum. Acilen bir ata ihtiyacım var. Bakıyorum son durumda. 8300 lira param var. 9000 daha. Yani bu akşam. Artık yarını. Yarın burada multiple ekranını izlerken atımı da almış olurum. Kaç kişi bunlar? Bak. 5 gözüken en az diyeyim 15 de gözükmeyen. Boyun böyle. Herkes ayda olabiliyor. Herkes saklanabiliyor. Şuna okkalı bir tane geçeceğim. Paketli artık ben. Of of of. Çok sağlam yedi ya. Şu da şu da. Hadi 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 hadi. Aldın. Böyle haydi olmayın arkadaşlar. Cesizin üzerinde değil mi adam olsun? Bak oradan bizim çocuğa vuruyor. Terbiyesi. Bu arada benim karakter ilginçtir, benim karakterin saplamaları. Aynı zamanda dotçu. Yani dotçu derken DOT. Damage overtime. Yani Türkçesi ne oluyor acaba? Bak şimdi şu en son ölen adama hiç vurmadım. Kendi kendine öldü. Niye? Dot onun üstüne bırakmıştım. Hem yüksek vuruyor hem dot vuruyor yani. Şimdi anlayacağınız çok ilginç bir karakterdir. Siz bunu bir de level 50 iken görün. Ya bu kamera niye donuyor arkadaşım ya? Bence oyun yüzünden donuyor. Ben çünkü sizden konuşurken kamerada bir şey yok. Oyuna geçtiğim zaman bir süre sonra gidiyor. Yani sigortamsal bir şey olabilir. Ama
Bari güzel bir yerde donsun ki yani görüntü güzel olsun değil mi? En son baktım güzel donmuş. Böyle güzel çıkmışım ekranda. Fakirlikten mi bilmiyorum ya. Vallahi 720p HD kamera yani. Para verdik, kıydık. Burada kaç para verdiğinden ziyade kaç paraya nasıl adam gibi bir şey alıp almadığı önemli. Buradan tabii sponsor arkadaşlara sesleniyoruz yani. Varsa eğer öyle bir arkadaşlar bizi duyarlar. Evet, demin güzelce adam kesiyorduk ama orada ben bir karambole gittim. Beni bir araya falan aldılar. Bana bir istenmeyen hareketler falan oldu orada, fark ettiniz mi? Ve evet, mesela size çok ilginç bir şey göstermek istiyorum. Şu map'i açtığım zaman iki tane kılıcı çarpı şeklinde görüyorsunuz, değil mi? Sarılar Altmeli demiştik, maviler Daggerfall demiştik. Mesela şu yolun üstünde sol tarafta Daggerfall'la Altmeli kapışmış. Orada bir aksiyon, bir çatışma dönmüş. Halen de devam ediyor olabilir. Fakat çok ilginç bir şey. Şu kırmızı kalenin altında, güneyinde iki tane çarpı artık yıldız olmuş o. Hem Altmeri, hem Ebonat, hem Daggerfall birbirine girmişler. Ve evet, yıldız bizim işimiz. Çarpı beni kesmez. Ama yıldız bizim işimiz deyip yıldızı doğru ışık hızıyla yol alıyoruz. Hemen hızlı koşmayı da açıyorum. Büyü direncimi de açıyorum. Her şeyi açıyorum. Bütün motorlara kuvvet. Alabora deyip şey, alabora deyip farklı adı. Onu deyip yola çıkıyoruz. Bir bak bu arkadaş. AFK mısın? Seni keserler. Yani en AFK olunmayacak oyunlardan biridir. Özellikle Map'in bu bölgesinde sakın ha. Şu anda bölge olarak da bakıyorum. Evet, resmen Ebonat bölgesindeyim zaten. Zaten yazıyor. Arkadan birileri yaklaştı, tırstım ama bizimkilermiş. Sıkıntı yok. Çok büyük bir şüphem var. Kamera dondu mu diye bakacağım. Donmamış. Hemen oyuna devam ediyoruz. Yıldız gemisi askerlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Herkes yıldızı doğru gidiyor. 2 çarpı bir boylan mı derler? Ne derler? Bir dik. 2 çarpı bir dik. Bana bir şeyler gelmiş, evet. Bana bir grup invite geldi, kabul ettim. The Devil soyadlılar, bizim DevSpec üyeleri oluyorlar arkadaşlar. Şunlar, The Devil'ları görüyorsunuz. Ben Özcan, Emrah. Size şöyle bir şey de göstermek istiyorum aslında. Bakıyorum şöyle bir. Nereden bakıyordum? Ben Enfer'e şipe giriyorum arkadaşlar. Bak benim puanım 9732. Niye? Ben quest yapmaktan daha henüz buraya giremedim. Ama şurada home camping nereden bakıyordum bakayım. Ha işte tam benim karşımız demiş. Bak ne diyor? Server birincisi This Boris da Warhammer diye biri. Of of of. 974 bin puan yapmış çocuk. İkinci sırada bizim Özcan var. Esfen. 341 bin puanla geliyor. 5. sırada bizim Oarte var, Typhoon. 259 bin yapmış. 9. sırada Lost Soul var, Oktay. O da 184 bin yapmış. Emrah da yanılmıyorsam ya 11'dir ya 12'dir. 10. sırayla bir çekişmeleri söz konusu. Yani gördüğünüz gibi en güçlü server ilk sıradaki Aurelius Bow'da bizim 3 tane Emperor'ımız olmuş. İlk 10'da bile yani Emperor olmuşlar. Emperor Formed'lar. Bir de sıralamada da ilk ona girmişler. İlk sıradaki adamı bir türlü geçemiyorlar. Adam fena bir adammış. Bu arada hemen aksiyonu gördük. Kılıç, kalkan, büyü artık ne varsa giriştik. Ben o sırada bir CC yedim. Ne yapıyor? Bug oldu. CC dedim de
Covert kontrol, geçiş sürede klavye kontrolü hakimiyetini kaybeden büyü yedik. Bir chat'e bakayım mı? Kamera mı dondu? Evet, size demin bahsettiğim şey oldu. İki tane demin Ebonat'tan adamı kestik. Ama şu anda Adneler bir anda karşımıza çıktı. Onlar da neye uğradığını şaşırdı. Ve bizim gazabımıza uğradılar. En sevdiğim. Evet, şu anda yine bir Adneli'yi bizim adama dalarken yakaladık. Üstüne dotlar yağdı. Kılıçlar, kalkanlar havalı uçuşuyor arkadaşlar. Müthiş bir Adneli'nin heyecan. Ve şu anda gittiğim yerde Adneli ile Ebonat kapışıyor. Ve ben şu anda resmen adamlara maydanoz olmuş durumdayım. Hareketleri falan görüyorsunuz. Müthiş bir heyecan. Ebonat da şaşırdı orada. Adamlar dövüşüyordu. Bir anda beni gördü. Sayıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben saymıyorum. Siz sayacaksınız. Of, çok kötü gittim. Reflekte açtım ama 4 tane Ebonat'ın arasında kalınca ne yazık ki gittim. Hazır ben ölmüşken şu ekrana bir bakayım. Evet, donmuş. Kameraman buradan teşekkür ediyorum. Resmen bir radyo yayınına döndü artık yayın. Ben de farkındayım. Laptop'u yapamadım. Laptop'u yapsam ben buradan kamera donduğu anda fark ediyorum. Laptop da inatla diyor ki proxy yüzünden diyor. Chat diyor görüntüleyemezsiniz diyor. Irklar değil de Aliens'lar diye ittifaklar var. Daggerfall, Ebonat ve Altmeri diye 3 tane ittifak var. Buraya mutlaka subscription yapın arkadaşlar. Burayı kaçırmayın. Esas bizim main yerimiz burası. Ama tabi Tuna'ya da yapman lazım. Şimdi ben burayı yapacağım. Tuna diyecek ki ne oluyor kardeşim, bize de gelin. Ben bir spawn olayım şuraya. Tam inat da chat'i açmıyor ya bana şu laptop. Teknik sıkıntılar havada uçuşuyor. Artık benim kusuruma bakmayacaksınız. Ve şu anda da oyunda mesela bug oldu. Health point'im gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Health point'im dedim. Oyundaki canım yani. Enerji değil de canım. Tabii. Çok 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 önemli bir konuya değindi. Kim? Freeze yapsa. Çok önemli bir konuya değindi. Neden çok önemli bir konu biliyor musunuz? Birçok PvP oyununda, daha doğrusu birçok PvP demeyeyim de birçok MMO'da, MMORPG'de özellikle function sistemi bayağıdır vardır yani, eskidir. Fakat genelde ne yaparlardı? Undead, Horde, işte Horde anladınız, Aliens, Rift'te mesela Defiance, Guardian. İşte Defiance'da iki tane. Ama şimdi ne oldu? İlk defa Secret World yaptı bunu. The Secret World. 3 tane function koydu. Ha, 3 tane function koyunca ne oldu? Natural Selection dediğimiz doğal selection olmaya başladı. Doğal selection olmaya başladı. Nedir bu? Bir taraf, diğer taraftan daha baskın diyelim. Orada dengeyi sağlayamazsın. Ama üçlü aliens olduğu zaman, üçlü function olduğu zaman bir taraf çok güçlü dayı olsa diğer ikisi ona karşı ittifak kurup dengeyi sağlayabiliyorlar. Yani biz bunu niye daha önce keşfedememişiz? Gerçekten çok ilginç. Birçok oyunu ben oynadım iki function'la. Aman yarabbim şu anda dondum. Karşıya bakın adamlar çekirge gibi geliyorlar. Ve bizimkiler kaçıyorlar abi. Ben atım da yok, nasıl kaçacağım? Hızlı koşmayı açayım ama. Yani kaçmakla olacak iş değil bence. Bence savaşmamız lazım. Vallahi geldiler.
Yani niye kaçıyoruz anlamıyorum ki. Bende kaçmak diye bir şey yok benim kitabımda ama. Ya kaçmak bir çözüm değil. Neyse kaçalım. Ne diyordum? 3 function olduğu zaman ilk defa ben Discrete Work'te gördüm. Kesinlikle denge sağlanıyor. Niye daha önce yapmamışlar? Hakikaten hep bir şey. Elder Scrolls'da da gerçekten 3 function olmasının sayesinde oyunda ciddi bir denge var. Bazen biz bütün kaleleri alıyoruz, hemen bize karşı birleşiyorlar. Hemen tek 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 geri alıyorlar. Yani şu anda kendimi çok rezil olmuş hissediyorum. Benim aliens'ım, benim ittifakım, benim köylüm, hemşerim kaçtı. Evet, net bir şekilde kaçtık. Kameram donmuş. Hemen düzeltiyorum. E tabi, WoW'da iki taraf olduğu için olmuyormuş ya. O iş güzel olmuyor. O iş randımanlı olmuyor. Bu arada kendi yayınımı izliyorum arkadaşlar. Evet, görüntü kalitemiz gerçekten fena değil. Oyunun aylık ödemesi var arkadaşlar. Ben buradan birkaç tane aradan süzmek istiyorum. Bir tane aldık. Evet. İşte bizim sıramız geldi. Bir tanesine çok kötü yapıştıracağım derken işte şu önümdekine yapıştırmak kısmet oldu. Çok kötü yapıştıracağım derken tabii yani iman gücünü kastetmiyorum arkadaşlar. Bir iki tane skill var benim daha fazla vurmama neden oluyor. Onları aktif edip vurduğum için diyorum çok kötü yapıştıracağım diye. Mesela şu önümdekine çok kötü yapıştıramayacağım. Niye? Magic amaz. Beni bir an için öldürebileceklerini zannettiler ama benim arkamda 40 kişi olduğunu bilmiyorlardı. Hemen süzdük yine bir tane daha. Hemen şuna bir tane sallayayım. 36 metreden ama range'im yetmedi. Evet. Bir biz kaçtık, bir onlar kaçtı. Böyle bir şeyler oldu. Arada bir alt menü görüyorum böyle tek tük bir iki tane sıralı. Bakıyorum bizim grup ne tarafa yönelecek diye. Sula yöneldi, ben de sula yöneleyim. Grubun ahengini içtirmeden bozmayayım. Şu laptopa ben bakayım ya, ben chat'i bir yapabilsem aslında al. O esnada benim account'a bakın ha, bana dalmasınlar. Bir Chrome'dan değil de laptop'tan bir Internet Explorer'dan girmeyi deneyeceğim. Eğer o şekilde açabilirsem hem chat'i çok güzel okuyabileceğim hem de kameram donduğu anda fark edebileceğim. Niye daha önce yapmadık diyecek olursanız eğer aklıma gelmez. Çok net konuşuyorum değil mi? Aklıma gelmedi. Bakıyorum chat gelecek mi, gelecek mi, gelecek mi? Bekliyorum chat gelecek mi diye. Şu anda gözüm laptopta. Son derece keskin gözlerle chat'e bakıyorum. Yani bir internet testlerinin, bir tarayıcının chatlerine problem olabilir. Ben de anlayabilmiş değilim. Daha önce de hiç böyle bir şey yapmadığı için beklemiyordum. Sürpriz oldu. Sürpriz olduğu için de erken müdahale etme şansım olmadı. Yoksa ben buna format bile atardım yani o derece. Yine bakıyorum ekran dolmuş, yine düzeltiyorum.
Biraz chat'i okuyayım ben arkadaşlar. Artık benim içime doğuyor böyle kamera şey oluyor. Hemen şey yapıyorum. Subscribe olmak için ne yapman gerekiyor? Bence soldaki mor tuş var ya, subscribe. Ona basman gerekiyor. Hani üzerinde 4.99 dolar yazıyor. Bence ona basarsan senin işin hallolur. Başka sorular. Çekiliş olacak mı? Çekiliş olmaması mümkün mü arkadaşlar? Siz ne zaman Malt bir yayını gördüğünüzde bir hediye de almadığını gördünüz. Chat'te lütfen küfürlü konuşmayın. Siyaset ve küfürü yasak. Başka soru. 3 klas, 4 klas var. Templar, Nightblade, Dragon Knight. Neydi? Sorcerer. Ama bana mı küfür ediyorsun? Chat'te küfür ve siyaset yasak. At yok çünkü fakir. Rusya bak, küfür eden arkadaşlar var. Bu arada beni süzmüşler. Sizle konuşacağım derken beni bir güzel gelip öldürmüşler. Kesin benim videomu da çekmişlerdir. İşte alarmı rezilliği diye yarın YouTube'a koyacaklar. Ama hiçbiriniz izleyemeyeceksiniz. Niye? YouTube çünkü kapandı. İzlerseniz eğer hepinizi şikayet ederim. Evet, E'ye basıyorum şu kapıdan çıkayım diye ama kapıdan da çıkamıyorum yani. Şöyle bir gerilip E'ye bassam acaba. Bence ben bir sabırlı vaziyette bir durayım şöyle. Sabırlı şekilde bir su içeyim. Çünkü yanıma gelen adamlar kapıdan çıkıyor. Ben E tuşuna basıyorum ve kapıdan çıkamıyorum. Gel dediler ki bu alarmayı şuraya kilitleyelim. Çıkamazsın şerefsiz. Biliyorlar benim ne kadar PvP'de pislik bir adam olduğumu. Ben bence bir logout, login yapabilirim. Ben öyle geldim. At 17.000. 17.000 gold. Bende 8-9 bin gold var. Geçtiğimiz hafta hiç çok oyuna giremedim. O yüzden. Yoksa normalde at dediği şey ertesi gün alabilecek bir şey. Basit tutmaya alakası yok ya arkadaşlar. Bu şekilde bir reload bulu yapınca düzelttik durumu. Hadi bakayım, gidiyoruz. Yani ben aslında ne isterim? Şu önümde atlan koşuyorlar ya. O adam bir güzel attan indireceksin. O ata bineceksin. Adamın atını çalabileceksin. Biz eskiden ultimonlar oynardık. Atı vallahi ben çok kötü çalardım. Çalamıyorsam da keserdim vallahi orada. Hiç affetmezdim. Şimdi oyunları yaptılar böyle. Ya açıkçası çocuk oyuncağı gibi oyunlar olmaya başladı. Ben sinirleniyorum biraz. Neymiş? At onunmuş. Dünyada öyle bir şey var mı? At onun diye bir şey. At birinindir. İndirdim mi atını alırım vallahi yanına aslında. Evet, kurduğumuz grup doldu. Şu anda bu bir multiplayer live yayını. Ama ekran görüntüm donduysa eğer, bu şu anda bir radyo yayını. Beni izlemektesiniz ya da tahmin edici dinlemektesiniz. Elder Scrolls Online oynuyoruz. 7600 tane mob kestik.
15.000 quest yaptık. 32.000 kilometre kare yol kat ettik. Ve 750.000 adam öldürdük. Geçtiğimiz 1 saat 10 dakika boyunca. O nehre hayatta girmem. Ben köprüden giderim. Giren var mı bakayım ölecek mi? Giren varsa bakalım ölecek mi diye. Ölürse ha diye güleriz. Evet giren olmadı herkes akıllanmış. Vallahi ne derler? Bir musibet bin nasihatten iyidir. Bir kere ölüyor burada arkadaş. Bir daha da girmiyor. Bu benim için de geçerli. Bir kere öldüm. Daha da hayatta o nehirlere öyle o şekilde girmem. Piranha dehşetini bir daha yaşamam. Hem ölüyorum hem gıdıklanıyorum yani. Bin tanesi birden geliyor pıt 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 pıt. Ekranıma bakıyorum donmuş mu diye. Hayır donmamış. Harikayız. Müthiş bir şekilde devam ediyoruz. Yayının başında bir arkadaşımız bir soru sormuştu. Bu hafta niye GTA 5 yok diye. Ben de kendisine bir soru sormak istiyorum. GTA 5'in yayınını kim yapıyordu? Evet arkadaşım, buna sen cevap verebilir misin? Ya. Mertan değil mi? Peki ben. Bak şimdi. Sen bana dedin Mertan. Ben sana dedim dur. Bak dur. Ben Suriye'nin El Mihrab kentinde. Bombaların altında, kurşunların altında. Burada Admer ile Ebon Atlan kapışırken. Sevgili Mertan nerede? Hadi. Sevgili Mertan nerede? Dedim mi demedim mi? Ya. Ben burada kan ter içinde donmuş, üşümüş, bitmiş bir halde, ay susuz, yemiş, patlamış bir halde yani yayın yaparken Mertan Yalçın nerede? Hadi. Ve arkacılar geldi arkadaşlar. Bu gördüğünüz ekipte arkacılar ekibi oluyor. Ya da bize yardım mı ediyorlar böyle? Adamlar da evet o sırada bana bir alev geldi. Hemen reflekti açıyorum. Ayna küfür 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 ayna yapıyorum. Ben haydolup gidiyorum abi. O kadar büyüdü artık yani. Bence biz tost olmuşuz. Biz kendimizden haberimiz yok yani. Buna bence tost denir. Bunca yıllık hayat ve bunca yıllık MMORPG tecrübeme dayanarak söylüyorum ki bizi tost yapmışlar. İzmir maaşıyla şu gördüğüm arkadaşı öldürüp azıcık daha güvenli bir noktaya gitmek istiyorum ve öldüm. Evet. Dotçu olmak böyle bir şey işte. Aa şöyle. Ana. İmmet abi. Bunun refleksi de olmuyor tabii. Yani gittik. Neyse hazır gitmişken bir chat'e bakayım. Ekranım donmuş mu acaba? Yok gayet sağlamız arkadaşlar. Ayna söyle bana. Şimdi benim refleks müthiş bir şey. Hakikaten gelen siperi aldığı gibi olduğu gibi koyuyor herife. Fakat oktur kılıçtır. Bunlara ne yazık ki refleks edemiyoruz. Klaslar için ayrıntılı bilgi please. Size öyle bir cümle vereceğim ki. Şimdi bu cümleyi iyi dinleyin. Hasarı yani damage'i, vereceğiniz hasarı class'la yaparsınız. Sınıfla yaparsınız. Kendinizi korumanız gereken survivor skill'lerini, survivor yeteneklerini ve karşı tarafı durdurabileceğiniz yetenekleri de silahla alırsınız. Yani mesela ben archer olayım, ok atayım,
Oakland çok fazla yüksek damage verir. Yaparsın. Ama o Archer'ı bir class'tan desteklemen gerekiyor. Gerçi Archer güzel bir örnek olmadı. Niye? Archer'da Snipe diye bir skill var. Adı üstünde. Snipe. Attım var ya, feleğe yapışır. Başka bir örnek vereyim. Kılıç kalkanla damage yapmaya çalışsa bak bakayım yapabiliyor musun? Ben şimdi kılıç kalkanla vuruyorum 3-5 arada görüyorsunuz. Damage mi ya? Benim Night Blade'den attığım spell olmasa ben kimseye öldüremem. Yani neymiş? Hasarı, damage'i class'la yapıyoruz. Oyun tarzımıza, survival ve yeteneklerimize uygun konuda da silah seçiyoruz. O yüzden yani sınıfların içerisine girmek istiyorum. Nasıl gireyim mesela? Night Blade 3'e ayrılıyor. Shadow, Assassination ve Slipknot mi ne öyle bir şey. Ha şimdi desen ki ben bütün puanları Assassination'a verirsem Assassin mi oluyor? İyi olamıyorsun. Dereden şöyle bilerek geçeyim. Ya öyle bir soru ki bu, ben de cevabını tam olarak veremem. Bu oyunda hürsün. Yani oyunda normalde hür değilsin, sandbox değil ama oyunda class yaparken hürsün. Birçok skill'in birçok özelliklerini kullanabilirsin. E şimdi ben C'ye bastım. Buradan buna girdim. Ben size klas özellikleri farklılık gösterdim. Dedim mi demedim mi? Assassination. Rank 16. Kaç puan verdim yazıyor mu burada? Yazmıyor ama 16'yı gör. Shadow 18 ranklı. Siponic 22. Bak üçünü de kasmışım ya. Üçünü de. Wild Shield 22. Bow da biraz yeneyim. Bow 6 olmuş. Armor'a gel. Light 19. Çünkü light giyiyorum. Heavy 16. 2 parça heavy'm var. Mace Guild'e 2'deyim. Fighter'da 2'deyim. Aliens'da 3'deyim. Raised Breton skill'lerinde 15'im. Şimdi Class'la VIP'ine geleceğimiz. Bir Two Handed. 2'yim kullanmamışım. Duelvet 2'yim kullanmamışım. İşim olmaz. Ha şimdi benim şeyi gösterecektim esas. Baş. Şu 1 numaralı skill'im. 1 numaralı yeteneğim. Cripple. Nereden geliyor? Siponic'ten. 2'deki Shadow Discus nereden geliyor? Assassin'den. Defensive Posture. O demin reflect ettiğim skill. One Hand Shield. Kalkandan geliyor. Mage Light, Mage Guild'inden geliyor. Aparat, Class'tan da gelmiyor. Başka bir yerden geliyor. Rapid Maneuver, o da yani PvP'deki, yani şu Aliens War bölümündeki Exalt bölümünden geliyor. Hiç yani son kullandığım iki tane skill'in zaten Class'la bir alakası yok. Class skill'i bile değiller yani. Sen Class skill'inden kendine bir tane skill belirleyeceksin. Ben adeta neyi belirlemişim mesela burada? Cripple'la Shadow Discus. Sen bunu belirleyeceksin. Silahtan da seni koruyabilecek. Benim mesela Reflect örneği. Yakışır. Güzel karakterdir. Ben mesela Reflect gibi skill alacaksın. Kendini koruyabileceğin, survival yapabileceğin. Ondan sonrasında genelde grupla ilgili şeyler alabilirsin. Benim mesela 5 numara benim ve benim grubumun daha hızlı koşmasını sağlıyor. Ama yani klasın içine gir dedim mi hakikaten içine batarız. O işin içinden birazcık zor çıkarız. Chat'e bakıyorum. GTA 5'i ve Mert'in'i sormuşlar. Evet sen GTA 5 ve Mert'in'i birazcık daha beklersin canım. Daha beklersin yani. Misal, ben Polonya'ya gitsem. Polonya'dan gitsem, bir daha da beni beklerdin yani. Bir bakayım mı arkadaşlarıma ne yapıyorlarmış? Bir bakayım ya. Onların da bir sesini duyalım. Köylü köylü oynamıyor. Şu oyunu beni. Neredesiniz diyorum, neredesiniz? Köyden adam getirdim biraz. Tırpanlayacağım şimdi.
kanlıymış bu. Emrah kaçın sıradasın? Demin senin için 11-12'dir dedim ama. Beni yalancı durumuna sokma. Ya. Düştün mü? Bal mı topluyorsun? Ne yapıyorsun? Abi aynen bal topladım ya. Böyle şey 10. sıraya yükseldim sonra bal topladım. Balları ne yapıyorsun peki Emrah'cığım? Lütfen beni bu arkadaşlara bilgilendir. Balla ne yapıyorsun? Balı satıyorsun. Bakkallara mı? Abi kendime göre ben alıyorum. Satmak için. Karakova 5 kilogram brüt bal. Yanında pırlanta yüzük. Öyle mi? Aynen. Hey, hediye kol saati bize. Bal satıp kol saati alıyorum. Ben de Şalamak'a 2 tane adam buldum abi, 2'ye tek kapış. 2 tane adam buldun, 2'ye tek kapışıyorsun. Güzel. Başkası. Bakayım kameram donmuş diye. Yo, donmamış. Benim olduğum yere gelseniz mi? Kores yok. Hemen 2 tane adam var. Neredesin? Evet, adamları gördük, adamları doğru yaklaşıyoruz. Hemen reflekti açtım. Şu adama hayatını yemedi demiş, yedireyim derken birisi benden önce davrandı. Dur, sen kaçma. Çok atlar gibi kılıç sallıyorum. Sanki biraz sıkıntılı oldu burası. Aha, çekiyordu beni neredeyse, ben de çekemedim. Oğlum kaç, Mert kaç. Hissettim. Ulan terbiyesiz herifler ya. İşin yoksa koş şimdi. Hemen chatimize bakıyoruz. Sağa doğru koş, adam var. Peki. Ben size hazır ölmüşken bu akşam ve bugün kimleri izleyeceksiniz hatırlatayım mı? Benden hemen sonra Şefik Akkoş sizlerle SimCity oynuyor. Sakın kaçırmayın. Daha sonra Necati Akçay Diablo 3 oynuyor. Zeon Necati. Alp Half-Life oynuyor. Üstad Tuna The Last of Us oynuyor. Ve en son olarak da kapanışı Murat Senmez ve Onur Kaya Infamous Second Son oynayarak yapıyorlar. Pazar gününe hiç girmiyorum zaten. Pazar gününe girersem eğer müthiş yayınlar sizleri bekliyor. Ben şimdi cumartesi böyle bir hafif bir başlangıç yaptım. Aperatif yani bizimkisi. Daha sonra tabii çok daha iyi yayınları izleyebileceksiniz. Bizimkisi nacizane. Bir Elder Scroll'dur. Bir Alan Ahmet'tir. Karakterimi açıklıyorum. Nightblade. Ama caster. Siperle vuruyorum. Büyüyle oynuyorum yani. Warhead Shield kullanıyorum. Yani kılıç kalkan kullanıyorum. Ve ben bir range DPS'im. Yani uzaktan hasar verebilen bir rolle oynuyorum. Ama survival. Hayatta kalma becerim de oldukça yüksektir. Her ne kadar siz bu yayını izlerken benim aslında hayatta kalabilme becerimin ne kadar yüksek olduğunu görememiş olabilseniz dahi
En azından karakter öyle yani. Ben olmasam da karakteri öyle. Evet, biri bana daldı. Efendim? Biri değil. İkisi bana dalmış ve iki tane level'larına bakıyorum. Biri 32 level tabi. Öteki 11 level. Biraz da level farkından ötürü beni haşamat ettiler. Ben biraz şu çalmamdakileri kickle ya partiden. Yine bizimkiler gece uykusuna uyanmış şekilde konuşup adamları kesmeye devam ediyorken ben de size sağlıklı bir yayın yapmaya çalışıyorum. Abi benim olduğum yere gelirseniz burada 5-6 kişi. Azıcık da altı yöneyim sizden baş başa sohbet edelim. Nightblade Okçu Best. Nightblade Okçu benim bir alt karakter gibi düşünün yani. İkinci Secondary Weapon mu derler, ne derler? İkincil kullandım. Doğru, Nightblade Archer iyidir. Şöyle de şu tuşa bastığınız zaman hemen Nightblade Archer'a dönüşümü görebilirsiniz yani. Bir tuşluk işim var. Hemen dönüveririm. Ne olduğunu bile anlamazsınız yani. Şöyle bir tekedek metekedek falan bir adam yakalasak da biz de biz keyif alsak değil mi? Ya bizi gankliyorlar ya biz adam gankliyoruz. Karakteri de daha bitiremediğim için tam olarak net şey yapamıyorsunuz. Aslında ben bu hafta bir kasayım güzel karakteri. Bir 50 level yapayım, bir ranked yapayım, veteran rank. Bitmiş haliyle bir görüşelim sizle, bir bitmiş halinde görün. Evet, bizim guild'den Freya arkadaşımız göktü. Kendisi healer'dır. Mesela Ultima Online'da oynuyor olsaydık şu anda o ata el koymuştum ama şu anda atına el koyamıyorum. Onun üzüntüsü içerisindeyim. Yine bir damage yedim. Sizle mi uğraşacağım lan ben? Yani tövbe bismillah ya. Göktürlü ikimizi bir güzel üst üste koyup süslüler. Bu karakterden sonra bir şey kasmayı düşünmüyorum. Ben karakteri kasarım. Sonra adam kesmece kasacağım. Sonra bakacağız işte. Adam nasıl daha iyi kesebiliyoruz. Yanına birazcık daha neler ekleyebiliriz. Veteran dungeonlar var. Veteran dungeonları yapacağız. Ya ben o adamları keserdim kesmedim. İki kişiler. Bir de bizim Göktü şıp diye gitti yani. Göktü nereye gidiyorsun kardeşim ya? Azıcık survival skill'leri alıp. Bak ben bir saattir ne anlatıyorum burada? Azıcık hayatta kalma yeteneklerini mutlaka almak lazım. Vurmak bir şey değil, herkes vuruyor. Önemli olan az demek yemek birazcık. Çekilişin zamanı tam olarak bilmemekle birlikte multiplayer ve çekiliş kelimeleri yan yana geldiği zaman biliyorsunuz artık yani. Fazla söze gerek yok. Hediye medya denince akla kim geliyor? Multiplayer geliyor. Kim gelecek? Türkiye'de bu kadar çekiliş, bu kadar hediye dağıtımı başka nerede gördük şimdiye kadar? Yani inanmazsınız ben bile çaktırmadan hemen şey yapıyorum yani. Bir ucundan yazıyor.
Ama tabii bak size uyarayım burada. Çekilişleri kazanabilmeniz için, yani kazanan biri olabilmen için multiplayer'de özellikle Twitch'te takip etmeniz. Facebook, Twitter'da takip etmeniz gerekmektedir. Bak benim ekranın en üst kısmını göreceksiniz. Facebook ve Twitter adresleri yazıyor. Oradan multiplayer'i takip edin. Twitch'te de follow yapın. Sonra gerisine karışma. Gerisi bizde. O iş bizde. Yine bir gank teşebbüsüne acaba maruz kalır mıyım diye alttan alttan düşünüyorum. Ona karşı nasıl bir önlem alabilirim diye düşünüyorum. Azıcık ben bence health point'imi şöyle bir ekmek yiyerek arttırırsam eğer, evet tam dediğim esnada çok ciddi bir genke maruz kaldım ki yani geçici olarak kurtarsam da ya karşıma karşına adam çıkmış ya, ayıptır ya. Benim bugün sizlere canlı yayında yapmayı düşündüğüm şeyi adamlar 2 saattir bana yapıyorlar. Kameram donmuş, hemen düzeltiyorum. Allah kameramıza zeval vermesin. Şefik Akkoç birazdan kendisi burada olacak. O gelene kadar biz sizden yayına devam edeceğiz. Kendisi geldiğinde hemen süratle ona yayını bırakacağım. Chat'e bakıyorum, Facebook'a bakıyorum, hareketlik var mı diye bakıyorum. Kırk adımda nasıl ölür diye kitap çıkardın değil mi? Ne güzel söyledin ya. Meslek ben meslek kullanmam. Diyeceksiniz ki ya olur mu şey, neden meslek kullanmıyoruz? Ya biz klan olarak, guild olarak birlikte oynadığımız için arkadaşlarımla maşallah olduğu için bu konudaki eğilimleri. Ben açıkçası ne quest yapmaktan anlarım, ne mesleklerden anlarım. Ben dungeon yapmayı severim. Tanklık olsun, DPS olsun, heal olsun. Ben bir de adam öldürmeyi sevmiyorum. Ben başka da anlamam yani. Sevmem de. Mesleğim de yok. Mesleğim kaldırım mühendisliği. Her meslekten bir sürü kişi var zaten bizim klanda. O yüzden ihtiyaçta çok hasıl olmuyor. Bir sıkıntım olursa Allah hepsinden razı olsun, yardımcı oluyorlar. Bana sahip çıkıyorlar. Aydoğan'a sahip çıkın diye ben mesaj atıyorum, sahip çıkıyorlar bana. Şöyle derin bir oh çektim. Kendi takım arkadaşlarımı takip ediyorum. Şu an doğru mu görüyorum, adam veteran rank 2 mi? Size tam göstermeyi başaramadım ama evet. Adam veteran rank yani 50'yi kasmış. Bir düşünsene veteran rank 2 kasmış. Kendisine helal olsun diyoruz. Bak bizim Göktuğ geliyor. Terbiyesizler 10 level diyor. Benden kötüleri de var görüyorsunuz. Millet orada veteran olmuş. Biz daha hala 10. Hemen chat'e bakıyorum. Küfür kıyamet havada uçuşuyor mu diye. Evet, küfürler kıyamet havada uçuşuyor. Manic bonusu, meslek bonusları olsun da almasın. Ya işte mutluluk mu? Yo, meslek bonusu yok arkadaşlar. Ben ona açıkçası yani mesleğin bonusunu bırak. Skill point'e para bile harcamam. Bunlar mesleklerle ilgili bonuslar arkadaşlar. Bakın şu an size gösteriyorum biraz. Hızlı hızlı. Bunlar benim adam öldürmemde bana yardımcı olacak konular değiller.
O yüzden I am the best. Kiss the best diyorum size. Ve her zamanki gibi 40 adımda ölme koşuma devam ediyor. Şu bir heyecanlandım kırmızı bir şey görünce mi? Aa, yine buradalar. O oku bak nereden sallıyor çünkü sniper. Evet. Kutlu Avans pusuya hazır mısınız? Oh, no no no. Yani gözümün önünde ölmelerine izin verdim ama bu kadar kişiyle dalacak değilim. Yani. Hadi destek, hadi destek. Bizim Devil falan neredesiniz ya? Göklü resim dedim ama kartladım. Adam genklemeye hazır mısınız? Ey yurttaşlar. Sevgili izleyicilerim ya da kamera dolmuşsa ya dinleyicilerim. Hoş geldin Şefik. Hazırlıklar hazır olunca bana yazarsın. Ben de yerimi sana bırakırım. Süzecek adam arıyorum şu anda arkadaşlar. Mermer niye tarafa bakıyorsun demeyin. Süzecek adam var mı diye bakıyorum. Ya bir tane geliyor ama yemezler koçum ya. Yani hakikaten yemezler. Ama şimdi bak bizimkiler oradan iki kişi gelirse eğer bu adamı buraya doğru bana parçalarlarsa yani ittirirlerse karşımda aksiyon olmuş. Adam veteran olarak bir gel de dal. Veteran olarak bire mi dalayım yani? Ben yine dalayım diyeceğim bir de iki kişi. İkisi de veteran olarak bir. Watkin diye bir eleman geldi benim şimdi yanıma. Ondan şimdi veteran elektriği keseceğiz. İşte veteran da böyle kesilir dedik. Hacı. Şunu da alırsak eğer. Yakala yakala yakala. Şu dotu bir kere bırakayım. Tam böyle. Dotu bıraktım mı? Geçmiş olsun. Dotlarım çok fena. Loot yok işte. Loot bir olsa loot olsa tam benim kalemim bir oyun olacak ama loot yok. Adamlar bizi öyle bir kesti ki bizim Daggerfall Team Fortress gibi oynamaya başladı şu an. Operation complete. Şu an bana çok önemli mesaj geldi. Yukarı saldırıyoruz diye.
Evet. Ben yanlış kaledeyim. Ben bir şekilde kendimi öldüreyim, yukarı kaleye geçeyim. Gerçi ben oraya gidene kadar şefik hazır olur da yayına giren bilmiyorum ama ben yine planımı yapayım, işime bakayım. Sonuçta yayında olmasam dahi adam kesmek bizim işimiz. Siz izlemezsiniz ama ben planımı yaparım. Bak şimdi ölecek adam arıyorum. Adam buralım. İnşallah ölecek adam buralım. Ama gideyim nedir bir kale göstereyim size. 50 level wolf. Kesebilecek miyim? İyi kesiliyormuş. Minimap'ten gördüğüm kadarıyla önünde bir çatışma cereyan etmiş. Şöyle bakayım. Ne yaptık? Adamları bulduk mu? Bulamadık değil mi? Benim kamera dondu mu? Hemen şeye bakıyorum. Kamera donmuş çok da. Melim melim bakarken donmuşum ya. İnsan birazcık yakışıklı yandı ona. Kameracım lütfen ya. Ne karizma kaldı ne harizma kaldı. Karizma kaldı. Az daha gidiyorduk. Hiç fark etmemiştim. Çete bakıyordum. Az daha bizi öpürüz diyorlardı arkadaşlar. Hiç demiyorsunuz. İn lan o attan. Namussuz. Tek gelin, tek edek. Alayınızı indiririm aşağı. Mahalleden adam getirdim lan. Beni sinirlendirmeyin. Ama bizim amacımız neydi zaten? Yukarı kaleye gitmekti. Beni kesen arkadaşlardan da Allah razı olsun. Sayelerinde telefon oldum. Şimdi arkadaşlarımın yanına gidebilirim. Bizim bir gültü bir laf vardır. Ölünce sinirlenmeyeceksin. Öldürünce böbürlenmeyeceksin. Ben bu sinirlenmeme işini güzel yapıyorum da böbürlenme kısmına daha tam şey yapamadık yani çaktırmayın. Ama kibinin ağzına vurur ya. Hiç sevmem benim öyle değil. Benim ağzıma değil yani. Bazen elime vuruyor ama ağızdan yine bir sıkıntı yok. Reçete bakıyorum. Söven sayan var mı? Kamera dolmuş mu diye. Alarmanın kanalı var mı notlar? Benim kanal için yapacağım hareket şu. Slash alarma QQstar. Zaten nick'imin üstüne de tıklayıp oradan channel'ı görüntüleyebilirsin.
Hafta sonları yayın yapıyorum tabii. Hafta sonları Multiplayer yayını izleyeceksiniz. Hafta içi bazı akşamlar zaten Multiplayer'de korsan yayın yapıyoruz. Yani beni özel olarak böyle çok takip etmenize gerek yok. Yayın yaptığım zaman Multiplayer'de oluyorum zaten genelde. Burada bir Kali'yi hıbırdetmiş bizim Alien'sımız. Hepsine eline sağlık. Yeni bir kaleye doğru yönelme hazırlığı içerisindeler. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler. Şu anda teknik bir nedenler ötürü Şefik Akkoç yerine beni izliyorsunuz ama birazdan Şefik arkadaşımız da yayına girecek. Kendi oynayacağı oyun güncelleme yapıyormuş. Patch gelmiş de o %10'da indirsin. O yüzden ben küçük küçük sizlerle vedalaşmaya başlayayım. Önümüzdeki hafta olur muyuz olmaz mıyız ya nasıl kısmet. Eğer olur da biz daha görüşürsek belki Elder Scrolls oynarız, belki farklı bir oyun oynarız. Benim sınavım belli olmaz. Şimdi dün mesela bir South Park yayını vardı. Bayağı güzel rating aldı yani. Ben Elder Scrolls oynuyorum, o kadar rating almıyorum. Şimdi ben de bir South Park oynasam diye düşünmüyor değilim yani. Oynayamaz mıyım? Oynarım. Ben istesem evcilik bile oynarım yani. Benim oynayamayacağım şey yoktur. O yüzden ratingim artsın diye o tarz bir oyunda seçebilirim yani. Seçmem diye bir şey yok. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Gelmişsiniz buraya. Kim bu Nolan? Bu ne ya? Kesi bizden. Sinan. Hadi bakayım Sinan. Takipteyim seni. Manzara müthiş ama arkadaşlar değil mi? Arkanızı yastığının manzaranın keyfini çıkartın. The Elder Scrolls Online. Tamriel haritasındayız. Haritamızı da şöyle göstereyim. Bir yandan da bakayım. Şimdi Twitch'te problem mi var acaba? Ya yok, Twitch'te bir sıkıntı yok. Koy bir bayan S oynasın bak rating'i. Sana hak verdim arkadaşım. Yani kaledik olay bitmiş. Şu anda genkleyecek adam var mı diye bakınıyorum ama genkleyecek adamlar da gitmişler galiba. Şöyle bir sol tarafa çıkayım. Şöyle bir sol tarafa çıkarsam ya ben onları ya onlar beni artık. Bizim şeyde af yok yani. Acımasız. No mercy. Ya onlar beni ya ben onları. Barışmak gibi bir şey söz konusu bile değil. Bugün bayağı öldüm. İyi de adam kestik ama artık bu saatten sonra bir barış söz konusu olamaz. 3 faction'ın sistem dayı olsa biz tekiz abi, siz hepiniz. Tamam, biz eyvallah. Bizim taraf biraz böyle eyvallah olmayan bir agency'yim. Daggerfall, agency Daggerfall ittifakı. Şurada bizden bir vatandaş gördüm. Bakıyorum onu orada kesiyorlar mı, içiyorlar mı, öpüyorlar mı? Yengeyle bir şeyler mi yapıyor orada? Bir bakacağım ona. Önüme bir bakmak istiyorum. Etrafta birileri var mı diye bakınıyorum. Chat'e bir bakmak istiyorum. Chat'te kılık kıyafet. Her şey hayatıda düşünüyorum. Mod arkadaşlarım nizamı sağlıyorlar. Şefik Akkoç'tan muhteşem bir haber geldi. Kendisi hazırmış. Ben şimdi sizinle 60 tane içerisinde vedalaşıyorum. Bugünkü yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir hatam, bir kusurum olduysa affedin. Yaşanan teknik aksaklıklardan ötürü kusuruma bakmayın. Chat'teki yazılanları fazla okuyamadım. Zaman zaman alt tab yaparak okumak zorunda kaldım. Onu da kusura bakmayın. Umarım 2 saat keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Birazdan Şefik Akkoç sizlerle birlikte olacak ve Sims'te oynayacak. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek.